Aşkım herkes burada, neredesin? Ne? İyi hadi gel artık, bekliyoruz. Hadi. 2 dakikaya buradaymış. Neredeyse artık. Gelince soracağım hesabı. Çok sert. Gelir ya şimdi, merak etme. Öyle mi Can? Sağ ol. Anlat bakalım. İlk iş günü nasıldı? Cenk. Alemsin vallahi. Şimdi dışarıdayım canım. Uygun değilim. Eve gidince daha rahat konuşurum. Ararım seni. Şah. Dernekteki Cenk mi o? Dernek Cenk. Sana ne Bülent? Hayır yani yaşı biraz küçük kalmıyor mu senin için? Yaş farkı senin için ne zamandır sorun olmaya başladı Bülent'ciğim? Aa pardon. Tabii kadınlar söz konusu olunca sorun oluyor. Yoksa siz erkekler kızlarınız yaşında kadınlarla beraber olabilirsiniz. Bunun için bir sürü gerekçeniz var. Ama kadınlar konu olunca hiç düşünmeden fikir beyan etme ve yargılama hakkı buluyorsunuz kendinizde. Ne kadar cüretkarsınız. Sana ne Bülent? Sen işine bak. Seninle konuşmayacağını unutmuşum. Hiç değişmeyeceksin değil mi? En azından tutarlıyım Bülent'ciğim. Neyse hem oyum. Yanımdakine göre şekil değiştirmiyorum. Biz de çocuk yapmaya karar verdik. O karar verdi. Yani karar verdi derken konuşmadık. Ya konuşmadık bile. 2 cümle ettik. O 2 cümleyi de o etti zaten. Yok yok yapacağız. Kesin. Ya şimdi ben genç olduğum için hani böyle bedenim sarkar eder falan diye yapmak istememiştim henüz. Ama sonra düşündük. Ve bizim için en doğru zamanın şu an olduğuna karar verdik. Bir de biliyorsunuz tabii Bülent'in yaşı da var. Şimdi Bülent'ciğim yani son demler. Çok iyi düşünmüşsün Yasemin. Beraber büyütürsün çocuklar işte. Hoş geldiniz. Aa, ne bu böyle hepinizi 3 artiler çarpmış gibi? Saattir, ben bakarım. Ay sonunda. Ne haber hayatım? Neredeydin sen? Teşekkür ederim, kusurum. Sen nasılsın? Neredeydin bütün gün? Dışarıda işim var hocam. Bir haber Sarp ya, bir haberden bahsediyorum sadece. Ya, haklısın hayatım. İşte bu bir takım sıkıntılar var, onları hallediyorum bu kadar. Tamam ama telefonu kapatma lütfen bir daha, ben merak ediyorum seni. Tamam söz. Ya, daha fazla bekletmeyelim insanları. Ya kusura bakmayın, geciktim. Az konuşuyor. Gel, gel Sarp'cığım be. Gel ama gel. Benim, geç. Gel. Gel otur. Nasılsınız? İyidir, iyidir. Sen nasılsın? İyidir, fena değil ya. Birkaç işim vardı. Trafik, geç kaldın değil mi? Neredeymiş peki? Ya geliştir de iş falan dedi ya. He, iştir o zaman. Öyledir herhalde. Hadi tuvalete gideceğim. Sizden de var kanka. Spora gidiyoruz biz de Yasemin. Arada tenis oynuyoruz. Ay ben de ne zamandır oynamıyorum. Saat kaç oldu Sarp'cığım? Görüyorum ki saatimiz aile yadigarımız güvenli ellerde. Yoksa kollarda mı demeliyim? iş yerinde sıkıntı varmış galiba. Yani evet de çözülmeyecek şeyler değil. Çözülür, çözülür tabii ki ama sana yaptığım teklif hala geçerli. Şirketin başına geçebilirsin. Kendi kendinin patronu olursun. Çok teşekkür ederim ama biz konuşmuştuk zaten bunları. Hadi ufak ufak buyurun sofraya. Hadi. Clara. Buyurun, buyurun. Şöyle söyleyeyim, siz bu akşam sadece misafirliğe, yemeğe gelmediniz. Belki farkında değilsiniz ama siz bu akşam Anadolu'yu gezmeye,
Anadolu'yu tatmaya geldiniz. Masada gördüğünüz her tabak ayrı bir yöreye, ayrı bir kültüre ait. Siz yedikçe tek tek anlatacağım. Aslında düğün içinde böyle bir konsept düşünebiliriz. Ne dersin Aslancığım? Kafa karıştırıcı bence. İcat çıkarmaya gerek yok. Herkesin seçtiği menüler var. Dünya standardı bu işin yani. Onlardan birini seçeriz. Et mi balık mı bakılacak. Ondan sonrası da kolay zaten. Klişe olmak, herkes gibi olmak, sıradan olmak senin için bir problem değilse benim için de sıkıntı yok. Biz de bayağı oluruz. Bizim düğünümüzde bayağı olur. Üzülme oğlum. Afiyet olsun. Ben Melisa'ya bakayım. Ya dur, benim de aklımda aynı şey geçiyordu. Ben bakıyorum dur. Ah, geç kalma Sarp'cığım. Birazdan Adana'ya gideceğiz. Melisa. Bu fotoğrafı bana ne zaman göstermeyi planlıyordun? Yani... Kaç yıldır birlikteyiz biz? 2,5. 2 yıl 8 ay. Ve beraber geçirdiğimiz bunca zamana rağmen benden saklanan şeyler varmış. Melisa... Yok Melisa falan. Nasıl gizlersin benden? Küçükken bu kadar tatlı oldum mu? Bu nedir aşkım ya? Bu nasıl bir bebek aşkım? Ben bunu yerim. Ağlıyor muydu sen küçükken? Ağlatıyorlar mıydı seni duş alırken? Soğuktan. Hiç sevmem. Ya canım benim ya. Ya aşkım, aşağıda bizi bekliyorlar. Bekletmeyelim istersen. Ya dur ya, bakacağım bunlara. Aşk olsun, hiç göstermiyorsun Sarp ya. Ya asıl şurada şey var bak. Ben sana... Dur, hani bakacağım. Saniye ya. Ay aşk olsun, bak şimdi ne yaptın? Hayatım dur, toplarız daha sonra, boş ver. Hadi gel. Ya ak bebe ya, şunu bilmem ya. Aşkım ben seninle ilgili her şeyi bilmek istiyorum. Neleri sevdiğini, neler yediğini, nelerden nefret ettiğini biliyorum ama benden önceki Sarp'ı hiç tanımıyorum ben. Senden önce bir Sarp yoktu çünkü. Benimle dalga geçme istersen. Hiç aşık oldun mu mesela? Aşkım burada mı konuşalım şimdi bunları? Tamam. Bilmek istemiyorum zaten. Umarım aşık olmamışsındır. Olduysan da o kızı bulup gebertirim, haberin olsun. O aile var ya. Bir de ortalığı dağıtmışlar bak. Nerede kaldınız ya? Hadisenize, sizi bekliyorlar aşağıda. Hadi. Bu bende kalıyor yalnız. Tamam, kimseye göstermek yok ha. Onun sözünü veremem. Hadi. Vay 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 vay. Ha buralarda kim oturuyor anlamadım ki ya. Maşallah. Evet, ve sırada Denizli çaput aşı pilavı var. Dikkat edin, parmaklarınızı yemeyin. Afiyet olsun. Benim çok midem bulandı ya. Hamile miyim acaba ben?
Daha denemedik bile. Melisa'cığım biz dün diyorduk. Aynen Leyla ile işte mekanları konuştuk. Hmm. Leyla kim? Benim yardımcım sağ kolum. Aa, ayol bütün düğünün yükünü asistan bir kıza mı yüklediniz? Leyla asistan değil. Ayrıca işinde son derece başarılı. Ben de ilgileniyorum. Aklınız kalmasın Perihan Hanım. Siz rahat olun. Kimmiş ki bu Leyla? Anneciğim ne yapacaksın sen kim olduğunu bir tane çalışan işte şirkette. İyi. Madem bu kadar önemli biri biz de tanışalım bari bu Leyla'yla. Kimin nesiymiş? Bakayım. Evet. Sokak doğru. Numara da bu gibi. Bura. Yok la bura değildir ya. Yok ya bura ya işte yazıyor ya. Ben bakarım. Pardon. Aa, ay Karadeniz yöresi geldi. Dur geliyorum. Ay siz durun. Oğlum dur sen sürprizi bozma. Sen git yemeğine. Mi geldim zaten. Ah Halil Bey siz mi getirdiniz? Zahmet oldu. Aman efendim ne zahmeti görevimiz ya zevkle getirdim valla. Biz 30 yıldır bu sektördeyiz. Misyonumuz herkesi memnun etmek. Vizyonumuz da aynı herkesi memnun etmek. Ah bundan sonra tatlı tuzlu ne olursa sizdeyim. Aman efendim başımın üstünde yeriniz var. Tatlı tuzlu ekşi. Sar. Sar. Aşkım neredesin? Sar benim oğlan damat. Hey, sen tüyübeler olsun. Nereden çıktı o şimdi ya? Allah Allah, uğursuza bak ya. Sert demek ha? Devam. İyi olsun, ne yapacaksın ya? Olur işte tabii. Neyse efendim, iyi akşamlar ya. Sert nereden çıktı lan? Anne sen nereden buldun bu adamı? Halil Bey'i mi? İnternetten buldum. Nereden bulacağım? Ya sen herkese veriyor musun anneciğim evinin adresini böyle? Ayol adam fırıncı. Ya neyse ne? Sen dikkat et birazcık ya. Verme herkese evinin adresini. Sapığı var, şeyi var. Bilmiyoruz ki kimin ne olduğunu.